Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici konuklarım. Yes! Seni, yes! Yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli izleyici konuklar. Bugün sizlerle beraber sevgili değerli izleyici konuklar, bu kaynak paketimiz var elimizde. Nedir bu kaynak paketi? Hafıza teknikleriyle İngilizce kelimeler sevgili değerli izleyici konuklar. Bu kaynak sayesinde İngilizce konuşmayı öğreneceksiniz inşallah. İnternetten getirebilirsiniz, sipariş verebilirsiniz sevgili değerli izleyici konuklar. Görmüş olduğunuz kitapla bugün ikinci videomuzu gerçekleştireceğiz. Kaydeden İngiliz Görünlük'te gümbür gümbür geliyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Beğenilerinize takibim, yorumlarınıza takibim. Onlar bizim için çok çok önemli diyorum sevgili değerli izleyici konuklarım. Efendim biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevgi için, dostun ev, gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik sevgili değerli izleyici konuklarım. Sevelim, sevilerim, bu dünya kimseye kalmaz diyoruz sevgili değerli izleyenlerim. Elif eyledik ötürü, pazara eyledik götür, yaradılanı hoş gördük yaradandan ötürü diyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Evet, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Hafıza teknikleriyle İngilizce kelimeleri sizlere aktarıyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Evet, hazır mısınız? Mesela hafıza tekniği olarak abandon kelimesini veriyoruz şöyle. Abandon. Abandon. Ses ve yazım benzeşim yöntemiyle abandığı halde kaleci ne yapmadı? Kalesini terk etmedi. Yani neymiş? Abandon terk etmemiş sevgili değerli izleyici konuklar. Hayalinizde topa çok abandığı halde kalesini terk etmeyen kaleciyi canlandıracaksınız. Ve abandon kelimesinin terk etmek olduğunu ne yapacaksınız? Öğreneceksiniz sevgili değerli izleyici konuklar. Abhor nefret etmek demek. Abhor okunuşu. Abhor, abhor ses benzeşiminden geliyor. Abhor görme kimseyi ve kimseden nefret etme diyoruz. Sonuç abhor nefret etmek, iğrenmek anlamına geliyor muymuş? Geliyor muymuş sevgili değerli izleyici konuklar? Geliyormuş. Şimdi ne yapalım sevgili değerli izleyici konuklar? Kaldığımız yerden devam edelim. Abdicate, zen çekilmek. Abdicate okunuşu. Abdicate, abdikedi. Yani abdicate, abdikedi. Ses benzeşimler sevgili değerli izleyici konuklar. Abdi, kedisi yüzünden tahttan çekilmişti. Sonuç, abdicate, zen çekilmekmiş manası sevgili değerli izleyici konuklar. Neymiş? Abdicate, abdikedi. Abdikedisi yüzünden tahttan çekilmişti. Sonuç neymiş? Abdicate'den çekilmek manasına geliyor muymuş sevgili değerli izleyici konuklar? Geliyormuş. Abolish kaldırmak, iptal etmek. Abolish okunuşuymuş. Abolish, abolish ses benzeşim neymiş? Abolish, abolish, abolish ses benzeşimden. Abolish yapan şirketi neden piyasadan kaldırdın? Abolish yapan şirketi neden piyasadan kaldırdın? Hafıza tekniğiyle sonuç abolish, abolish kaldırmak, iptal etmek manasına geliyor muymuş? Geliyormuş sevgili değerli izleyici konuklar. Tekrar ediyorum. Abolish kaldırmak, iptal etmek. Nasıl oldu? Abolish yapan şirketi neden piyasadan kaldırdın? Abolish, abolish, abolish yapan, abolish yapan şirketi neden piyasadan kaldırdın? Sonuç abolish kaldırmak, iptal etmek sevgili değerli izleyici konuklar. Umarım anlamışsınızdır sevgili değerli izleyici konuklar. Size için dilimi patlatıyorum, size için sesimin olabildiği noktasına kadar kullanıyorum sevgili değerli izleyici konuklar. Umarım beğeniyorsunuzdur inşallah, umarım anlıyorsunuzdur inşallah. Umarım İngilizceyi bizlerle beraber su gibi konuşacaksınız sevgili değerli izleyici konuklar inşallah. Kayadan İngiliz Görünlük serisiyle gümbür gümbür devam ediyor muyuz sevgili değerli izleyici konuklar? Bu mini bu iğrenç, bu mini bu okunuşu sevgili değerli izleyici konuklar. Oturalım, rahat olalım. Rabbimiz var, vaktimiz var. Ebu Minibul, Ebu Mine abla, ses benzemişimden. Ebu Minibul, Ebu Mine abla, Ebu Mine ablanın düğünü ne kadar iğrenç. Sonuç, Ebu Minibul, Ebu Minibul, iğrenç manasına geliyor muymuş? Geliyormuş sevgili değerli izleyici konuklar.
Abstain kaçınmak, sakınmak manasına geliyormuş. Abstain abisi Tay'ın ses benzeşiminden geliyormuş. Abisi Tay'ın kağıdını almaktan kaçınmış. Sonuç abstain kaçınmak manasına geliyor muymuş? Geliyorum sevgili değerli izleyici konuklar. Şimdi sevgili değerli izleyici konuklar hazır olun. Hazır mısınız? Adam abisi dik başlı sert anlamına geliyor muymuş? Geliyorum sevgili değerli izleyici konuklar. Edmund okumuşuymuş. Adam Ant ses benzeşiminden Adam Ant işte dik başlı ve sert olmayacağım dedi. Sonuç Adam Ant dik başlı sert manasına geliyor muymuş? Geliyor mu sevgili değerli izleyiciler? Yan ekrana yansıttım görmüş olduğunuz gibi. Ede güyüşü yeterlilik gidek cinsi okunuşuymuş. Ede güyüşü yeterlilik gidek müdük cinsi okunuşuymuş sevgili değerli izleyiciler. Ede güyüşü Ada Konseyi. Ada Konseyi şu an yeterlilik sınavımı değerlendiriyor. Sonuç Ede güyüşü yeterlilik manasına geliyor muymuş? Geliyormuş sevgili değerli izleyenler. Adon süslemekmiş sevgili değerli izleyici konuklar. Adon, adorun ses benzeşiminden geliyor. A doğrun ise onu süsleyerek cevapla. Sonuç adorn süslemek sevgili değerli izleyici konuklar. Adorun ise onu süsleyerek cevapla. Sonuç adorn süslemek sevgili değerli izleyici konuklar. Admonish uyarmak. Admonish okunuşu. Admonish adam onish ses benzeşim. Adam onishi birden yaptığı için uyarıldı. Sonuç admonish uyarmak manasına geliyor muymuş sevgili değerli izleyici konuklar. Admonish adam onish ses benzeşimden. Adam onishi birden yaptığı için uyarıldı. Sonuç admonish uyarmak manasına geliyor muymuş sevgili değerli izleyici konuklar. Şimdi ne yapalım? Ant karınca okunuşu ant sens benzeşim. Ant içerim ki karıncalar çok çalışkandır. Sonuç ant karınca manasına geliyor muymuş? Geliyor mu sevgili değerli izleyici konuklar? Altogether hep birlikte. Altogether okunuşuymuş sevgili değerli izleyenler. Altogether olta getir demekmiş. Ses benzeşiminden altogether olta getirmiş. Ses benzeşiminden olta getir hep birlikte balık tutalım diyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Sonuç altogether hep birlikte manasına geliyor muymuş? Geliyor mu sevgili değerli izleyici konuklar? Bizlerle beraber su gibi İngilizce konuşacaksınız inşallah. Dilinize İngilizce olabildiğiniz edecek inşallah sevgili değerli izleyici konuklar. Arm kol demek, arm okunuşu demek sevgili değerli izleyici konuklar. Arm ses benzeşiminden sevgili değerli izleyici konuklar. Arm kolunda değil kolunda yaşa. Hafıza tekniğini kullanıyoruz. Sonuç arm kol manasına geliyor muymuş? Geliyormuş sevgili değerli izleyici konuklar. Alay yatıştırmak iley okunuşuymuş. Alay yatıştırmak manasına geliyormuş. İley diye okunuyormuş. İley alay ses benzeşinden. Alay ettiğim kişiyi yine ben yatıştırdım. Sonuç iley yani alay yatıştırmak manasına geliyor muymuş? Geliyor mu sevgili değerli izleyici konuklar? İley diye okunuyor muymuş? Okunuyor mu sevgili değerli izleyici konuklar? Şimdi ne yapalım? Devam edelim sevgili değerli izleyici konuklar. Arable ekilebilir. Arable araba ile ses benzeşim. Araba ile ekilebilir arazileri görmeye geldim. Hafıza tekniğini kullanıyoruz. Sonuç arable ekilebilir manasına geliyor muymuş? Geliyor mu sevgili değerli izleyici konuklar? Kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar edelim. Arable ekilebilir. Arable okunuşuymuş. Arable araba ile araba ile ses benzeşimi kullandık. Araba ile ekilebilir arazileri görmeye gidelim. Tanrıza tekniğimizi kullanıyoruz. Sonuç araba ekilebilir. Araba dedim pardon. Arable ekilebilir anlamına geliyormuş. Arable diye okunuyormuş sevgili değerli izleyici konuklar. Altitude yükseklik, rakım, irtifa, altitude, yükseklik, rakım, irtifa manasına geliyormuş. Altitude, okunuşuymuş. Altitude, altı tuttu, ses benzeşimi, altı tutturan pilotun uçağı irtifa kaybetti. Sonuç altitude, yükseklik, rakım, irtifa manasına geliyormuş. Geliyormuş sevgili değerli izleyiciler. Alligator Amerikan timsahı. Alligator okunuşu demekmiş. Alligator al götür. Al götür şu Amerikan timsahını yanından.
Sonuç Alligator Amerikan timsahı mıymış? Bunu anladınız inşallah. Tekrar edelim. Alligator Amerikan timsahı anlamına geliyor muymuş? Geliyormuş. Alligator al götür. Al götür şu Amerikan timsahını yanından diyerek havza tekniğimizi kullanarak kullanıyoruz. Ve sonuç olarak Alligator Amerikan timsahıymış. Al götür Alligator Amerikan timsahı sevgili yani genç konuklar. Etteyin ulaşmak. Etteyin attayin. Attayin'i İstanbul'a aldırınca hayallerine ulaştı. Sonuç etteyin ulaşmak. Etteyin ulaşmak manasına geliyor muymuş? Geliyormuş sevgili değerli dostlar. Etteyin, attayin, attayin İstanbul'a aldırınca hayallerine ulaştı. Sonuç etteyin ulaşmak manasına geliyor muymuş? Geliyormuş sevgili değerli dostlar. Evet sevgili değerli izleyenler, sevgili değerli izleyenler. Atteyin ulaşmak manasına geliyormuş, devam ediyoruz. Etteyin attayin, attayinini İstanbul'a aldırınca hayallerine ulaştı. Sonuç etteyin ulaşmak manasına geliyormuş. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Erase canlandırmakmış, erase okunuşu, erase arus ses benzeşiminden, erase arus ses benzeşiminden benziyormuş. Arız ölçüsüyle yazılmış şiirler ruhu canlandırır, hafıza tekniği kullanıyoruz. Sonuç erase canlandırmak manasına geliyor muymuş, geliyor mu sevgili değerli izleyici konuklar? Erase canlandırmak, erase okunuşu, erase arız ses benzeşim, arız ölçüsüyle yazılmış şiirler ruhu canlandırır diyoruz sevgili değerli izleyenler. Sonuç erase canlandırmak, array saf, sıra, düzen, diziliş, array diye okunuyormuş. Array, 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 araya ses benzeşimi kullanıyoruz. Hafıza tekniğimiz ne oluyor peki? Araya sıraya, araya sırayı bozan iki kişi, pardon, araya sırayı bozan kişi olarak girdim. Hafıza tekniğimizi kullandık. Sonuç array sıraymış. Array saf sıra düzen dizilişmiş. İre diye okunuyormuş. Aray araya ses benzeşimizi kullanıyoruz. Hafıza tekniğimiz neydi? Araya sırayı bozan kişi olarak girdim. Sonuç array sıray anlamına geliyormuş sevgili değerli 103 konuklar. Bu kaynak sayesinde hafıza teknikleriyle İngilizceyi kavrayacaksınız sevgili değerli 103 konuklar. Ve 75 günde 7500 kelimeyi sizlere vaat ediyoruz sevgili değerli 103 konuklar. Ve bu kitabı kullanarak bu güzelce bu kelimeleri yutun sevgili değerli 103 konuklar. Bizler de ne yapacağız? Sizleri boş bırakmayacağız. Bu kitabı videolarını düzenli olarak sizlere aktaracağız. Diğer taraftan diğer kaynak kitaplarımız da var. Onlarla beraber de kumurduğumuz geliyoruz. Bir sonraki bölümümüz hikayeleştirme olacak. Hikaye olacak. Bir tane İngilizce metin olacak. Onu çevireceğiz sizlerle beraber. Bu şekilde olacak. Böyle devam edeceğiz. Yine aynı şekilde ekran karşısında olmaya devam edeceğiz inşallah. Ama bir sonraki bölümümüzde ekran karşısında değil de hikaye şeklinde facecam ya da ben açarım. Hikaye şeklinde olur. Oradan hikayeyi şey yaparız, çeviririz. Ve sizlerle beraber kaldığımız yerden gümbür gümbür devam ederiz. Kayadan en güç dönük kaldığı yerden devam edecek. Bol bol gelmeye devam edecek sevgili değerli izleyici konuklar. Ve su gibi İngilizce konuşacaksınız. Bu seride su gibi İngilizce konuşmayan kalmayacak sevgili değerli izleyici konuklar. İnşallah diyoruz sevgili değerli izleyenler. Allah'ın izniyle inşallah İngilizce konuşmayan kalmayacak su gibi. Şimdi ne yapalım sevgili değerli izleyici konuklar? Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun, selametle kalın diyerek noktamızı verelim sevgili değerli izleyenler.